Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Ağbayisi'ndeyiz. Her zaman olduğu gibi bu bölümde Çatalbaş Ağbayisi'ni tercih etmiş olan takipçilerimizin de tercih etmiş olduğu tüfekleri gösterip kendilerine selam göndereceğiz. Buradan seyredenler varsa da tüfek sahibi olanlar sizlere selam göndereceğiz. Bu Hatsa'nın Herkules modelini koşturuyorsun Ramazan. Evet. En çok koşan, en çok talep gören modelimiz. Yani diğer tüfeklerden de, hissiz av tüfeklerinden de, ateşli tüfeklerden fazla gidiyor şu anda. Evet, en hızlı giden Herkules ve British olmaya başladı. British'i de biliyorsun getiriyoruz. Hatsa'nın bu Herkül modelinin, British modeli de aynı bunun ölçüsünde bence koşacak. Koşacak. British'in fiyatı bundan biraz daha yüksek olmasına rağmen. Evet. British'te de atış testleri yapalım. Yapalım. En kısa sürede. Bayiye iki tane getirdin, ikisi de gitti zaten. Bir hafta sürmedi. Yok, 2 gün arayla gitti 2 gün arayla ikisi gitti. Evet. de. Şimdi bu havalı tüfeklerin bence, şimdi av sezonunda değiliz. Bence bunların çok gitmesinin sebebi bunlarla hem sessiz hem de atış imkanı av tüfekleri gibi çevreyi rahatsız etmeden uygun ortamlarda atış imkanı sağladığı için bence Evet. tercih ediliyor bu kadar Yani şimdi çok. hobi amaçlı, nişan amaçlı. Zaten bizim polis sisteminde de havalı nişan tüfeği olarak geçiyor bunlar. Güçlü bir tüfek. Yani Türkiye'nin en güçlüsü bu diyebiliriz ama bunların long serileri var. Farklı farklı faktörik Herkül'ün de serileri var. serileri Yani var. Bu serileri var. ekonomik serisi Herkül'ün değil mi? Bu alabilecek olduğunuz 6-35 çapta havalı tüfeklerin içerisinde hem en uygun fiyatlı hem de en güçlülerden bir Bir tanesi. tanesi. Atış yaptık yani Her orada atışta bırakamadık. Her atışta 12. şu dürbünle. Bu dürbünle ayrıyetten şöyle hiç nişan almadan atıyoruz farkındaysan abi. Çıt 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 Alışmışız. çıt Evet, çıt çıt hiç çıt geri çıt. tepme sıfır. Geri tepme zaten yok. Rahatsız edici bir ses yok. Sen şimdi bayide bir de bu tüfekleri verirken tabii ki burada kanala özel tüfeğin üzerinde hediyesini de veriyorsun. Evet, tüfeğin üzerinde hediyesini de veriyoruz. 9x56 Komet'in dürbünü Hatsan Herküles alanlara hediye. Hatsan Herküles'in normal güncel fiyatı, dürbünsüz fiyatı 18.000 TL. Biz dürbün hediye. Dürbünüyle birlikte 18.000'e Dürbünüyle veriyorsun. birlikte 18.000 lira veriyoruz. Dürbünün kutusunu görebilir miyim bir? Kutusunu gösterelim Şu izleyicilerimize. şekilde. Arkadaşlar, bu dürbün yanında hediye geliyor. Bunun ayrıyetten isteyenlere satış fiyatı nedir? 2.500 lira. 2500 liralık dürbün tüfeğin üstünde arkadaşlar. Üstünde derken yani çantasının yanında siz takacaksınız dürbünü. Biz Hatsan Herküles'e adetli girdiğimiz gibi dürbüne de mecburen adetli girdik. Çünkü bu tüfekte dürbünsüz atış Olmaz. olmaz. Bu tüfeği alanlar dürbün almak zorundalar. Ama daha iyisini alırlar. Ama daha ucuzunu alırlar. Yani Tabii bir dürbün şöyle takmak de zorundalar. tercihimiz var. 22 milim Tabii. pikadenraya uygun. Şöyle de tercihimiz var abi. İsterlerse dürbünü çıkartırız. Onda da fiyatını düşürürüz biraz daha aşağıya. Evet. Yani Ama dürbünsüz de dürbün alabilirler. şart yani elinde dürbün olan, çok iyi bir Yok, dürbün çok olan. çok daha iyi dürbün isteyenler de var. Evet. Orada Başka dürbünü dürbün, çıkartıyoruz. başka Başka dürbün. dürbünler de isterlerse getiriyoruz. Evet. Ama bu dürbün gayet yeterli. Ya orta düzeyde 150-200 metre atış yapabilecek olan bir dürbün abi. Evet. Kimindi bu? Selamımızı Evet, şöyle yazmıştık buraya abi. Bakalım. Bayram Arslan Adıyaman. Bayram abimize selam olsun buradan. Hatta geçen videoda aramıştı. O zaman siparişini vermişti. Kendisi görevde olduğu için daha henüz gönderim yapmadım Evet, kendisine. Bayram hocam hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun Bayram abi buradan. Beğendiğimiz güçlü çift tüplü güzel bir tüfek. Harika. Şarjör doldurmaya, tüp doldurmaya üşenen arkadaşlar bu modeli tercih edebilirler. Tek tek atıyor çünkü. Ama ben şarjör doldurmaya üşenmem, tüp doldurmaya da üşenmem diyen arkadaşlar da British modelini seri atıyor çünkü tam otomatik Evet. ve tek tek atıyor aynı Tüp zamanda. konusunda da 6 litrelik 300 barlık tüpler elimizde mevcut. Aynı gün kargo Geldi çıkartıyoruz. mi? 6 litre 300 bar. Bunu kaç sefer dolduruyor 6 litrelik tüp? 6 litrelik tüp bunu aşağı yukarı 5 ya da 6 defa Bir dolduruyor abi. tüpü. Bu Yani çift mi? Herküles'i 5 ya da 6 defa Her tüp. doldurur. O da Birincisi biraz daha fazla birincisi doldurur. 10 kere doldurur. Hemen hemen, hemen hemen. Evet, çok iyi. 300 barlık tüp. Ne kadar fiyatı, tüp fiyatı da onu da söyle. 8.000 TL. Bir tüpü. Evet. Zaten bir kere alıyorsunuz. Onu bütün Anabilirsiniz. havalılarda kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar el pompasıyla Çok zor abi. dolumu çok zor. Zaten bu havalılara uygun ev pompaları da 4000 liradan aşağı değil. Değil. 4-5 bin lira belki de. Yani Yani evet. yılbaşındaki fiyatı 3.800-4.000 Evet. civarıydı. Yani o fiyatı Pompanın. verene kadar bir tüp alırsınız. Burada en yakın tüp dolum yerlerini bulursunuz. Normal kompresörle de dolmaz bunların tüpleri. Bilgisini de verelim. Evet. Kesinlikle kompresörle dolmaz. Kuru hava, Ve skuba tüpü. kesinlikle kuru hava. Yani işte azottu, bilmem neydi, yanıcı gazlardı, hidrojendi vesaire. Kesinlikle. Kesinlikle oksijen gazı ya da bastığınız anda direkt tüp patlar arkadaşlar. Buradan Evet. uyarı bilgisini vereyim. Çünkü oksijen yanıcı bir gazı bir arkadaşımız oksijen tüpüyle doldurmaya
kalkmış sanayide ve tüpü patlattı. Kendisi de yandı, yaralandı. Soğuk aynı yanık. Şekilde. Soğuk yanık değil, alev almış. Alev tabii oksijen yanıcı bir gaz. Evet. Ve buradan bir şekilde artık bir kıvılcımla patlarken herhalde şey yaptı. Ve çok dikkatli olun. Sadece kuru hava basacaksınız arkadaşlar içine. Başka hiçbir evet. gaz basmayacaksınız bu tüpe. Ve tüp 300 bara dayanıklı. Maksimum 250 bar basacaksınız. Evet, 250 bar. Herkules modellerine. Diğer daha düşük modeller var. Onlara da maksimum 200 bar basacaksınız. Bilginiz olsun. Buradan Adıyaman'a selam olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın. Vitrindekileri çıkaralım. Kutuları sonra açalım. Tabii abi. Direkt vitrindekileri ver. Bunu az önce zaten vermiştik. Herhalde hepsi değil mi? Tabii. Adem Köse Trabzon. Stoger P3000. M3000 değil P3000. Pompalı. Pompalı olduğu evet. için. Evet. Bu tüfekte stoklu girmiştin. Evet stoklu. Güzel bir marka. İyi bir marka ve aynı zamanda hem savunma amaçlı hem av amaçlı. Yüksek avlarda birebir abi. Kullanılacak bir marka. Bir de stoklu girdiğin için çok uygun fiyata buradan takipçilerimize bu tüfeği verebiliyordun. Evet, stoklarımız azaldı yalnız bu modelde. Azaldı mı? Evet, azaldı. Arkadaşlar, tüfek gerçekten güzel. Savunma amaçlı düşünenler hiç düşünmeden alsınlar. Aynı zamanda da ister domuz avı, ister yüksekten geçen işte ördek avları avlarında da tahtalı dedikleri. Evet, her türlü kullanabilirler. Evet, güvercin avında da kullanıyorlar. Ya da ikinci tüfek olarak da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hem ava uygun hem savunmaya uygun. Farkındaysan abi şeritli 71 av modeli ve pompalı üreten firma çok az. Evet. Çok az. Bunun fiyatı neydi Ramazan? Ben biliyorum da. 9500 lira. Arttı mı artmadı? Aynı fiyattan evet. vermeye devam ediyorsun. Stoklar da az kaldı bilginiz olsun. Buradan az önce aramıştı zaten. Alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. İsim neydi? Adem Köse Trabzon. Adem hocam hayırlı uğurlu olsun. Güzel tüfek seçmişsiniz. Yine aynı Stoger. Pellegrini. Evet M3000 slug namlusu. M3000 slug namlu. Evet. Bu tüfekte bayiye çok sık gelmiyor. Yok ama vardı. Var mıydı? Vardı şöyle biz sezonda bana fazla baktım. Stok yaptığımızdan bu tüfeği depodan çıkartmamışız. Çıkaramadım. Öyle bir durum olmuş. Evet var mı stokumuz elimizde daha bundan? Var. Evet. Şeritli modelleri var. Slug modelleri var. Var elimizde abi. Arkadaşlar Stoger Pellegrini bu da M3000 değil mi? M3000 modeli abi bu. M3000 modeli slug namlusu. 61. Deminki tüfeğin yarı otomatiği arkadaşlar pompalısı değil ve slug namlusu 61 namlu. Yüksek gezerpacık. Mobil şok yok. Deminki tüfeğimizde mobil şok vardı evet. içinde. Slug namlunun yani özelliği zaten. Sadece kurşun atışı için. Evet. Yo, saçma da atar. Ama buradan hani takipçilerimiz soruyor. Evet, slug namluyla saçma atılmaz evet. mı? Atılır. 61 namluyla çulluk. Benim bütün tüfeklerim 61 namlu zaten. Çulluk, ördek, dahil, parlamada yani geçerken çok uzak mesafe olmamak şartıyla her avı yapabilirsiniz yani. Hiç sıkıntı yok. Özellikle de sık sık kurşun atacaklar için çok uygun. Namlu et kalınlığı yüksek. Gayet yüksek. Evet, Yener hocama hayırlı uğurlu olsun. Mersin'den bizi tercih etti, aradı. Domuz avcısı herhalde. Domuz avcısı kendisi. Hem savunma amaçlı hem domuz avı için. Gayet uygun. Stoger'ın slug namlusu var mı dedi. İlkten yok dedim. Sonra düşünürken aklıma geldi. Depoda. Depoya baktım. Pek varmış bizde. Stok fazla olduğu için şimdi hangisinden ne kadar var bazen şaşırabiliyoruz. Fiyat da uygundur bunun tahminime göre. Tabii fiyatına uygun verdik. Depoda stokta durduğuna göre. Fiyatında uygun evet, verdik. Kaç lira fiyatı şu anda isteyenlere? 15.500 lira şu an. Duydunuz arkadaşlar 15.500 liraya bu güzel slug namlu Stoger'ın M3000 Pellegrini modeli sentetik kundak ve dipçik. Bu süper magnum değil 76 yatak normal magnum. Evet ve arkadaşlar kasanın üzerinde Picatinny takılacak. Bu dürbün ayakları için abi. Kanalları mecbur. Evet buraya Picatinny da takılabilir. Tabii Picatinny abi evet. Buraya Picatinny Picatinny'da montelebilirsiniz. Üzerine de Red Dot. Bunun diğer şeritli modelinin üstte delikleri var abi. Plastik evet. tıpaları var üzerinde. Onları çıkartıyorsunuz direkt vida yatakları var. Üzerine 22.000'in Picatinny montelebilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 15.500'e bu güzel tüfekte sahibine kazasız belasız güzel avlar yaptırır inşallah. Alper Halat. Kara kara arkadaşlar çok hafif. Güzel bir süperpoze. Alper hocam güzel seçim yapmış. Fiyat performans ürünü süperpozelerde. Ejektör, selektör hepsi mevcut. Evet tüfeğimiz burada üzerinde ben söyleyeyim fiyatı yazıyor zaten. 12.500 liraya gerçekten çok uygun. Bir de hafif model abi bu. Şöyle. Çok hafif. Evet. Yani avda. Yormaz. Yormaz.
Mobil şoklu zannedersem. Evet, 71 namlu mobil şoklu. Mobil şoklu. Enjektörü, selektörü hepsi olsun, var. 12.5'a yani. Kralarsın, kara model. Yarı otomatiklerden daha uygun yani. Neredesin? Aynen öyle. Evet, hayırlı uğurlu olsun hocam. Kralarms kara kara. Bu kara karaların hepsi parlak kasa mı, siyah kasası da var mı? Siyah kasası da var abi. Var, evet. Evet, diğer tüfeğimize geçelim. Evet abi, şöyle buyurun. Evet arkadaşlar. Kim? Fatih Doğan Malatya abi. Fatih hocam hayırlı uğurlu olsun. 71 namlu yarı otomatik. Konya üzümlü. Konya üzümlü. Arkadaşlar plastik kundak ve dipçik. Fakat ama ağaç deseni verilmiş. Evet. Ağaç kök deseni verilmiş. Konya üzümlünün güzel bir yarı otomatiği. Gazlı sistem. Ne kadar Ramazan bunun fiyatı? 8500 lira abi. Arkadaşlar 8,5 lira fiyatı bu tüfeğin. Bilginiz olsun sizin de aynı zamanda. Buradan alan arkadaş da kazasız belasız güzel günlerde kullansın. Kullanması dileğiyle. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 4+1 mobil şoklu bir tüfeğimiz. Özcan Alper Bolu. Arkadaşlar sonunda bu tüfeğimiz de taleplisini buldu. Frankie'nin First Class modeli. Sarsılmaz'ın Türkiye'de montajını yapmış olduğu. Evet. Yurt dışında parçalarını ürettiği. Bu tüfekte de çok güzel indirimler yapmıştı sizlere Ramazan. Gerçekten tüfeği neredeyse arkadaşlar çok uygun fiyata verdi. Öyle söyleyeyim size. Kaça gitti bu tüfek? 22 bin lira abi. 22 bin liraya bu tüfeğin arkadaşlar yılbaşındaki satış fiyatı 25 bin liraydı. Evet. Yılbaşının üzerinden 6 ay geçti. Tüfeğe Ramazan kanalı özel 22 bin liraya. Zaten daha önce de gelmişlerdi. Evet, siz takipçilerimizle buluşturdu. Sarsılmaz'ı bilen alıyor arkadaşlar. Sarsılmaz hastaları var. Hem Sarsılmaz hem Frankie. Evet. Sarsılmaz'ın Frankie First Class modeli yurt dışında yapılıp Türkiye'de montajlanan bir tüfeği. Evet. Özcan, tekrardan selam gönderelim. Özcan Alper Bolu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı abi. Uğurlu olsun. Güzel tüfek. Frankie First Class. Oo. Evet. Limited Edition. Evet. Sadece o değil. Bir de bu. Bir kişinin mi? Tabii. Ne o? Baba tüfekler almış. 61 yani. Namlu. Çulluk içinde de. Oo, çok güzel bir tüfek. Beretta'ya benziyor yani. Beretta'nın pozesine benzettim. Şurada evet. şu kısmı falan. Bu SP çelik kasa 61 namlu. Ömer Ekici. Evet. Mersin. Ömer hocam çok güzel tüfek almışsın. 61 namlu da benim beğendiğim namlulardan. Gerçekten süper pozeye 50 namlu, 55 namlu, 61 namlu gerçekten çok yakışıyor. Bir de atanın yani. Atanın pozesi. Pozesi. Sende var mıydı böyle kısa namlu poze? Getirttirdik abi bunu. Bunu getirttirdin atadan. Hemen bir evet. Günde geliyor zaten. Bir günde geliyor atadan. Evet gerçekten. Çelik kasa değil mi? Çelik kasa. Biraz ağır o yüzden. Evet. Çelik kasa olmasından dolayı. Evet. İkisini de dedi ata alacağım dedi. Selektör, ejektör. Hepsi var abi. Hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Mobil şoklu. Çok güzel hedefe geliyor. Gerçekten. Evet. Evet arkadaşlar bu güzel tüfeğin fiyatı da 25 bin lira Çatalbaş Av Bayisi'nde. Bilginiz olsun. Bu SP çulluk modeli diye geçmiyor. Bunun çulluk modelleri biraz daha fiyat farkı var abi. Evet. Atanın. Bu SP çelik kasa siyah. Evet gerçekten. 61 namlu. Harika bir tüfek. Evet diğer tüfeği de inceleyelim. Diğeri de abi. Bunu zaten daha önce bölümlerde videolarda evet. Göstermiştik. Bu da CE modeli. Limited Edition. 66 namlu. Atanın Mercedes'lerinden bir tanesi. Evet gerçekten. Şurada arkadaşlar kundakta ve el kabzasında küçük küçük ata yazıları mevcut. Şuralar şu tırtıklar. Dikkatli bakmayınca onu evet. Tırtık gibi zannediyor insanlar evet. Da ata yazısı evet. Burada mevcut. Evet alan takipçimize buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mersin'e selam olsun Ömer abiye. Çok güzel tüfekler almış gerçekten. Ömer Ekici, Mersin hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız iyi günlerde kullanın. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu neymiş bir bakalım. V2 bu Stalker'lar bu ara bayağı gitmeye başladı evet, sende. Koşuyor. Stalker koşuyor. Yani ne gösterirsek o koşuyor. Biz de kötü tüfek göstermiyoruz yani zaten. Yani Stalker da güzel marka evet, abi. Güzel marka. M3500 V2 modeli arkadaşlar Stalker'ın. Bu M3500'ler Magnum oluyordu değil mi? Süper Magnum oluyor abi. Süper Magnum zaten oluyor. Yazar. Evet yazıyor orada. 89 yatak. 89 yatak Süper Magnum arkadaşlar. 86 milim fişek atıyor. 86 yatak 86 milim fişek atabilir. Evet arkadaşlar tüfeğimizin kundağı ve dipçiği Max 5. Metal aksamları Selekot kaplı. Selekot aynı Max 5'e uyumlu renkte. Bunu dilerseniz komple Max 5 olarak da isteyebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız günlerde
kullanmak nasip olsun. Mevlüt Soylu hocamıza. Evet. Abi şurası senin tam istediğin gibi. Sürgü düşürme mandalı. Stoker'lar evet, bu spor yapıyorlar. Benim Bekasiye modeli de bu şekilde. Evet bak, tetik düşüreyim, bir daha çek. Sürgüyü düşür. Çok rahat düşüyor. Bu V2'nin de anlamı versiyon 2. Yani diğer modellerden birkaç takım ufak değişikliklerle kundaklar yeni kalırdı. Versiyon. Evet. Versiyon 2 olarak geçiyor. Kundakları inceltmiş Stoker. Evet. Güzel de yapmış yani gerçekten. Çok güzel, bir tane de arkadaşlar yeşil neon arpacık koymuşlar bu tüpe. Ve spor şoklu. Evet. Çok güzel. Spor şok derken paradoks mu acaba yoksa? Evet, ona bakalım. Buna bir bakalım. Bunu da merak ettim. Çünkü çubuk modelinde paradoks yok. Şok vardı. Şöyle bir ışığa bakalım. Yok. Bu düz normal spor şok. Bak sen de. Evet, bu spor. Evet. Ama o paradoks şok bunu da oluyor. Olur. Onu ekstradan. Adem Deli abim geldi geçen, baktı tezgaha. Evet. Bunun şoku bunu oluyor dedi. O biliyorsun doğru. Fazla inceler. Evet. Yine bir sohbet yapalım. Yapacağız. Bu arada namlu iç çaplarını, tüfeğe etkisini, namlu iç çapı hakkında söyleşi yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki söyleşi videomuzda bilginiz olsun. Bu tezgahtan gösterdiğimiz tüfekleri bugün sizlerin tercihleri videosunu çekmek için tezgaha açtık. Bugün de bizi tercih edip de yine tezgah sığmayanlar 5 tane kutusunda olan var. Daha açmadık onları. Açıp açıp göstereceğiz. Armsa'nın 612 Max 5 kaplaması. Evet. 71 namlı zannedersen. 71 namlı abi, evet. Evet. Armsan'lar da gitmeye başladı. Evet. Armsan Fenomo 612. Armsan'lara uygun veriyor musun hala? Yani. Armsan'da kampanya yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Armsan fanatiklerine Ramazan'da. Armsan'lar tükendi herhalde tahmin ediyorum. Armsan'lar tükendi abi. Ama geliyor arkadan sürekli. Yani sipariş edildi, istek üzerine getiriyoruz. Evet. Daha çok sık çalıştığımız koşan firmalarla devam ediyoruz şu an için. Evet, Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun Ekrem Orakçı hocamıza, takipçimize. Hayırlı uğurlu olsun Ekrem abi. Evet, güzel tüfek gerçekten. Vay, 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 vay. Evet arkadaşlar, buna niye vay 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 dedim. Çünkü bu tüfeği sizlere defalarca kez tanıttım. Benim de hoşuma giden Sporter arkadaşlar. Ata Venza Sporter modeli. Çok güzel, hem domuz avı için uygun hem de uçar avları için uygun. Şerit sistemi çok özel. Şerit bantı hem gezli, V gezli ve arpacıklı. Şöyle metal arpacığını görüyorsunuz. Ve biz bunun başka bir modelini daha satmıştık abi. Zamanla getirmiştik. V12 Sporter'ını satmıştık. Evet. Evet. V gezini de görüyorsunuz. Aynı zamanda da güzel geniş bant bir şeridi var. Uçar avları için de arkadaşlar hem uygun hem de... Neo Sporter kaç para olmuş abi? Ne kadar geçen olmuş? Bir müşterim istedi. Ben de hiç fiyatına dikkat etmemiştim. Neo modelleri, Venza'ları geçti zannedersen fiyatları. Fiyat olarak tabii ki modele göre fark var. Var. İşte CN standart modeliyle işte Limited Edition 20. yıl, Modern Gold 3. Bunlar farklı farklı fiyatlar da. İlgimi çeken Ata'nın Neo Sporter modeli 29 bin lira. Neo Sporter. Evet. Biz kaça vermiştik o zaman? Bayağı uygun fiyat. Tabii o zaman Ata'nın kampanyası vardı. 15.500'den verdik. Değil mi? Bir günde değişti ama kampanya. Arkadaşlar 3 ayda fiyatları görüyorsunuz yani. 15.000'den 29.000'lere çıkan. 29.000'e çıktı. Bayi çıkarmıyor. Bayinin elinde zaten yok. Firmadan tekrardan yeni baştan çekerken bu fiyatlardan çekmek zorunda. Evet, gelelim tüfeğimize. Bu tüfek de fiyatı çok uygun bir tüfek arkadaşlar. Üzerinde yazıyor 20.500 lira Ata'nın Venza'sı ve asansörlü dipçiği. Bundan. Zaten namlu özel demiştim size, çizilmez güzel bir... Çizilmez ve paslanmaz yani, evet. Yağmura dayanıklı, çok güzel neme dayanıklı. Kaplaması var. Tüfek de 10 numara zaten. Makineli tüfek gibi bir tüfek diyorum her zaman Venza'lara. Hala daha... Murat Yıldırım evet. Abi bize hayırlı olsun. Murat hocam hayırlı uğurlu olsun. Neresi, hangi şehir? Şehir olarak yazmadık abi. Yazmadın mı? Evet. Evet, çok güzel bir tüfek. Hayırlı uğurlu olsun. Üzmez kesinlikle. Mehmet Eren. Evet. Bugün satın alması çıktı kendisinin. Mehmet hocam fiyat performansı, güzel bir taktik tüfek almışsın. Arkadaşlar gerçekten bu tüfeğin aynıları 2 katı, 2,5 katı fiyata piyasada başka markalarda mevcut. Toretto TF12. Evet, Toretto TF12. Zaten biz bu tüfekte kampanya yapmıştık burada. Bayi özel kampanya. Evet. Zaten bu son model. Elimizde en son kalan. Bitti. Artık daha bu fiyatlarda. Bu fiyatlarda fiyat olmaz. Değişikliği olur. Ama çalışmaya devam ediyoruz Toretto ile. 8.000'e mi gitti? 8.500 liraya verdik. 8.500'e hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten. Mehmet Eren. Bu tüfeğin benim tahminime göre şu anda bayilerde satış fiyatı 10'un üzerinde. Evet, 10.000'in üzerinde. Evet. Bizim de av tutkunları kanalı olarak farkımız olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun hocam. İyi yapmışsın. Şarjörlü tüfek alacaksan fazla para vermeden bu tüfeği seçmekle zaten kalmadı.
Özdemir Yücel. Evet, açalım bunu. Şeyde vitrinde açılmışı varsa vitrinden gösterelim. Hiç kutu bence açmakla uğraşmayalım ama bunun açılmışı yok herhalde vitrinde. Şu an arkadaşlar, vitrinde yok. Kutuyu görüyorsunuz. Anlamışsınızdır. Huğlu'nun kutusu. Olur bu tüfek yani. Bu Huğlu'nun tüfekleri de çelik kasa zannedersem. Çelik kasa değil abi. Değil mi? Pozeleri, çifteleri çelik kasa ben da. Ben poze zannettim yok. Bunu. Renova mı yoksa? Bu Renova abi. Nasıl anladım Renova mı diye. Çünkü Renova'yı soran çok var. Arkadaşlar Renova modelleri tükeniyor. Niye göstermiyorsunuz diyenlere şimdi gösteriyoruz. Kalmıyor çünkü buraya geldiğiniz zaman. Evet. Gelen gidiyor. Gelen hemen. Gidiyor. Evet arkadaşlar Huru'nun Renova modeli mat krom. Güzel bir namlusu mevcut. Kinetik bir sistem. Evet. Huru'nun kinetik. 12 kalibre. Evet kinetik tüfeği gerçekten güzel. Türkiye'de avcıların çok tercih etmiş olduğu bir model. Bu da alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Burada ben bakıyorum da şuraları falan da aynı namlu gibi mat krom yapmışlar. Evet. Boya işçiliği vesaire gayet gerçekten güzel. Şöyle tüfeğin de yakışıklılığını göstereyim size. Evet güzel. Özdemir Yücel abi bize buradan hayırlı uğurlu olsun. Kaça gitti bu? Abi 18.400 lira şu an güncel fiyatı var. Ufak bir ikram yaptık çünkü biliyorsun. Yapmak zorundasın. Yani farkımız olsun. Farkı vermek zorundasın. Arkadaşlar Ramazan fark yaratamıyorsa bana Instagram'dan özelden yazın fark yarattırırız yani. Normal piyasadaki fiyatlardan ben buradan kanal izleyicisine özel farklı fiyat %5 ile %10 arasında ortalama. Üründen ürüne üründen değişiyor. Üründen değişiyor. Evet. Bazen biraz daha aşağıya düşebilir. %4'e de yukarıya, %20'ye de çıkabilir duruma göre. Yani o değişiyor. Değişiyor evet. Telefonla mutlaka irtibat kurmanızda fayda var ya da WhatsApp'tan bayiye sormanızda fayda var fiyatlar. Evet. Hakan Şefoğlu Almanya. Buradan evet. Selam olsun. Gerçekten. Bu bir tüfek daha almıştı bu kardeşimiz. Evet. Ne almıştı? Benim tüfeği almıştı. Evet. Stoger'ın senin aldığın çulluk modelinden almıştı. M3000 Bekasiya. Bekasiya modeli. Bekasiya modelini modeli. Almıştı. 61 namlu. Göremedim tüfeği. Tüfek burada. Yani burada mı? He burada. Gösterelim. Bu arkadaşımız benim tüfeğimi almıştı. Ona hayırlı uğurlu olsun demiştik geçen şeyde. Şimdi retay da mı aldı bir tane? Evet. Bir de retay aldı abi. Evet. Bu retay da arkadaşlar yine kendi tüfeği. Aynı benim yapmış olduğum gibi seçimde bulunmuş Almanya'daki takipçimiz ve arkadaşımız. Güzel tercihler yapmışsın. Zaten bizler de kötü tercih yapmıyoruz. Ben kendim biraz titizim bu konularda. Kaç namlu? 71 namlu abi. 71 evet. Namlu. Retay, sen benim tüfeğe mara. Çıkar oradan. Masai Mara'sı. Aynısı herhalde değil mi? Benim tüfeğin abi şurada en üstte. Şöyle Masai Mara bunun siyahı. Nerede en üstte? Şurada abi. Oraya mı koydun? Evet. Arkadaşlar bu tüfeğin gri kasası değil böyle. Tamamı siyah kasası olan. Açmayalım şimdi arkadaşımızın tüfeğini. Evet. Masai Mara'dan yana ve Stoger M300, M3000, Bekasiya modeli. Yapmış. Hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın. Almanya'dan yazın mı geliyor? İzne gelecek, 2-3 ay sonra izne gelecek. Türkiye'de av yapmak için yani değil evet. mi? Evet, orada zaten şey iş icabı kendisi Almanya'da. He. Türkiye geldiği zaman evraklarını yapacak, satın alma kodunu bize gönderecek. Biz buradan faturasını kesip kargo verip göndereceğiz. Aynı siyah modelini evet. seçmiş. Siyah. Siyah. Benim Jet Black diye geçiyor bu abi. Benim seçmiş olduğum model. Aynı Black. Hayırlı uğurlu 71 olsun. 71 namlu mu? 71 abi. Evet hayırlı uğurlu olsun. 61 almış çünkü bir tane. Bir evet. tane de 71 almış. Mantıklı ama benim gibi ben bütün tüfeklerimi 61 alıyorum arkadaşlar. Bir tane 55 namlu Vursan model 2000 tüfeğimde var. Ziya Apaydın Mersin hayırlı uğurlu olsun. Güzel tüfek seçimi yine. Retaylarda koşturuyor yine. Gordion'un Masai Mara mı? Masai Mara'nın Timberland. Timber bronz modeli. Timber bronz modelini vermiştik. Bir daha. Katar'a. Evet. Katar'a vermiştik. Bir daha getirdik abi. Evet. Evet arkadaşlar Masai Mara'nın Timber. Timber bronz modeli. Evet. Geçen sizlerin tercihleri modelinde. Hatta şu evet. kırma kolundan ve evet. sürgü düşürme mandalından bahsetmiştik. Bahsetmiştik ve bu tüfeğin kurulu halini göstermiştik sizlere. Şimdi üzmeyelim arkadaşımızdan. Kurup yok, sonra koyalım. Yok, kurarız evet. da. Bak vaktimiz dar olduğu evet, için. Evet, benim de uzadı biraz. Demin Masai Mara'nın aynısı. Renk olarak namlu da arkadaşlar. Aynı renkte. Düz bronz renk namlu. Evet. Kutusuna koyalım. 5 tane şoku çıkıyor içinden. Fiyat neydi Ramazan bunun? 19 bin liraya verdik abi buna. Hayırlı uğurlu Masai olsun. Masai Mara Timber bronz modeli. Timber hayırlı bronz uğurlu olsun. Modeli. Ziyap abime.
Düz modelleri, en uygun modelleri ne kadar bu Masai Mara'ların sende? Masai Mara'nın abi en uygun modeli normal standart ahşap modeli. Kaktüs siyah. Siyah, gri, bronz modelleri 16.000 TL EFT fiyatımız yalnız. Evet, bilginiz olsun. Tüfek fiyatına göre gerçekten çok iyi, çok kaliteli tüfek. Fiyatı da çok uygun yani. Kinetiktir arkadaşlar. Detayın tüm modelleri bilginiz olsun. Evet. Mustafa Seyrek. Mustafa Seyrek Bursa. Bursa. Hayırlı uğurlu olsun. Ne var bunun içinde bakalım. Kralın amblemini görüyorum. Ama değişik bir tüfek bu. Evet. Asker işin içinden çıkıyor arkadaşlar. Şu da şokladı şimdi. Evet. Tüfek kurulu. Kurulu. Çok güzel bir model. Gerçekten. Bu modeli şu el kundağını çok beğeniyorum. Evet, bu modeli çok beğeniyorlar. Şu el kundağı bir iki firmada daha var. Evet. Biliyorsun. Ama bu el kundağının asıl icadı Winchester. Evet. Winchester'ın pompalıları. Eski. Gerçekten ele çok güzel oturuyor. Tırtıklı tüfeğe de çok yakışıklı bir hale getiriyor. Hem nostaljiye yaşatıyor hem de modern bir görüntüsü var aynı zamanda da. Marin pompalı. Kral marin pompalı bu da. Kral Arms'ın marin pompalı. Arkadaşlar tepeye basmazsanız bir daha geri gelmez. Bu kilit olayı aslında çok çok güvenli bir olay. Evet. Şöyle güvenli bir olay. Kimisi yaylı istiyor. Abi düştü biz bıraktığımız kendi zaman kendisi gidecek. Ya almadı. Kendisi şey. Yere gidecek. Ya şimdi almadı. Şöyle. Ya yetmedi. Yok gitti hadi kendisi de sürdü. Yaylı modellerde şöyle bir durum var. Bir daha kilit, çektin mi? Yok kilit olmadığı zaman şimdi arazide yürüyoruz. Avdasın vesaire. Yürürken şöyle boşluk verdi. 1 milim bile boşluk verse fişeği patlatmaz. Boşluk patlat. Verir mi? Bu vermez. Bu bir kilit. Yaylı olanlar. Yaylı olanlar boşluk verir mi? Yaylı olanları diyelim kurduk. Atmadan böyle bir daha geri çekilebiliyor mu yaylı olanlar? Çekiliyor. Çekiliyor mu? Tabii. Ha. O zaman böyle oynarken elinde. Oynarken şey, boşluk verirsin. Anladım. Atış esnasında bunda atış oynama şansınız yok. Bunu da kilitliyor. Kitlemiş. Her kurmada kendini kilitliyor. Bunda sürüyor. Ancak attıktan sonra. Ya da yani. Boşaltım yapacaksanız buradaki mandala basarak İçindeki fişeklerin tamamını boşaltabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Bunun fiyatı nedir Ramazan? Bunun genelde fiyatı 8.000 lira. Evet arkadaşlar, Kral Arms yani piyasadaki fiyat performans markalarından aynı güzel bir şekilde bakın şık askı kayışıklarını da marin yapmış burada. Marin denmesinin sebebi onu da şey yapalım. Marin demek denizle alakalı, denize dayanıklı, tuzlu suya dayanıklı. Suya dayanıklı anlamında. Biz tabi tuzlu suyla işimiz olmadığı için suya dayanıklı anlamında. Evet. Yani bu boyalar arkadaşlar normal siyah kromlardan, tüfek üzerindeki boyalardan daha dayanıklı. Ama avda ben bu şekilde parlak tüfek kullanmak istemiyorum diyenler de siyah rengi tercih ediyor. Tabii ki. Evet. Savunma amaçlı ve avcılıkta da kullanılır arkadaşlar. Evet. Işıldar, güneş bulduğu zaman parlar vesaire. Avınıza göre tercih yapabilirsiniz ya da yapmazsınız bu renkleri. Kutu detayı da bu şekilde. İsim karton kutuyla geliyor. Efendim? İsim verdik değil mi? İsim verdik. Evet. Karton kutuyla geliyor. Aska işi, mobil şokları geliyor. Harbisini, yağını. Mobil şokları da mı var? Tabii bu? Mobil şoklu. Evet arkadaşlar bakın bu tüfeğin mobil şokları da var. Yani bu mobil şokun olması evet, avlanma şok. Amaçlı da bu tüfek kullanılabiliyor. Yani burada iki tane de mobil şoku var. Biri 3 numara. Biri 1 numara. Biri de 1 numara. 1 numarayla namlu kısa olmasına rağmen uzak mesafelere de etkili. Atma şansınız var. Etkili evet. Atış olur abi. Evet. Bu tüfeğin yanında biz askı kayışı içerisinden çıkıyor. Harbisini, yağını, kılıfını veriyoruz. Tüm tüfeklerde, tüm modellerde veriyoruz. Zaten bir tek ata gönderiyor kılıf. Geri kalan hiçbir firma kılıf göndermiyor. Askı kayışı kimisi gönderiyor, kimisi göndermiyor. Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yine kral. Evet Murat Ünlü abime hayırlı uğurlu olsun. Kral Arms'ın süper pozesi, siyah kısa, kara kara modeli. Kutunun içinden askı kayışı ve mobil şoku çıkıyor arkadaşlar. Bayi Ramazan temizleme yağı ve harbisini de yanında kılıfını da hediye gönderiyor. Kılıfını da mı gönderiyor? Tabii kılıfını da veriyoruz. Hafif model yine. Sertleştirilmiş alüminyum bu kara kara modelleri arkadaşlar kuş gibi. Diğer çelik evet. Kasa tüfekleri aldık mı önümüze?
Siyah kasa Karakara. Evet, bunun beyazı da mevcut arkadaşlar bayinin elinde. ST500 elitesi de var elimizde. Bilginiz olsun. Stoktan yana sıkıntı yok. Karakara modeli ne kadardı bunun fiyatı? 12.500 lira abi. Selektör, ejektör var hepsi mı? Var abi. Hepsi var. Evet. Zaten uygun fiyatlı olarak en çok koşan modellerimiz bunlar. Evet, Murat Ünlü hocamıza hayırlı uğurlu olsun süper pozesi. Bir de buradan şunu da söylemek istiyorum. Video bayağı uzadı ama video çektiğimiz zamanlarda telefonlara bakamıyoruz. Ben sizle bizzat kendim konuşuyorum. Herhangi bir personelimize telefona vermiyorum. Bize ulaşamadığınız zaman biz size mutlaka geri dönüş sağlayacağız. Veya bir gün sonra tekrardan bize ulaşmayı deneyin. Müşteriyle görüşüyor oluyorsundur. Evet yani ya şimdi bir de şeyde burada müşteri oluyor. Mağazaya da artık gelmeye başlayan müşterimiz oldu şehir dışından. İstanbul'dan, Ankara'dan zaten geçiş güzellik yanındayız biz Düzce'de. Adapazarı, İzmit. Yol üzerindeyiz. Sizleri de mağazamıza bekleriz. Her zaman çayımız kahvemiz var. Nereden geldiler en uzak? Hangi şeyden seni ziyarete? Artvin'den. Türkiye'nin Karadeniz'in bir ucunda. Tabii. Artvin'den geldiler. Şırnak'tan geldiler. Ziyaretine. Ağrı'dan geldiler. Tabii. Antalya'dan geldiler. Antikacı bir abim var, Antalya'dan geldi. Değil mi? Evet. Buradan teşekkür ediyoruz herkese. Gerçekten bizlere göstermiş olduğunuz sevgiden dolayı. Bizler de çok mutlu oluyoruz ilgiden, alakadan. Burada Ramazan'ın başının üstünde. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Yeri var arkadaşlar. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Bitti mi? Bitti son abi. Ben de bitsin diye bakıyordum ama bitmesin. Biraz daha olsun. Yani biraz daha olsun. Diyoruz ama neyse. Çekimlerimize 3-4 gün sonra tekrar devam edeceğiz zaten. Tabii. Orada da yeni. Zaten bayram tatili giriyor araya. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala abone olmayı unutan arkadaşlar da varsa, abonelik ücretsiz arkadaşlar, YouTube abonelikleri. Buradan bilgi vereyim. Kanala abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Bunun dışında tüm dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Saygılar arkadaşlar.